Sen ne dersin Yakup Bey? Öyle. Ne edersin ha? Avı mı kaçırdın? Bugün av sizsiniz. Avcı benim Osman. Vasilis'ten haber yok mu? Kuş pazardan hala çıkmadı efendim. Yakup önlem alıyor. Her ihtimali düşünüyor yaşlı kurt. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vasilis'i oradan çıkartacağız. Önce o bir gel. Boyunun eğisini kurdun ha. Haşlı. Gayri Yakup'la Osman karşı karşıyadır. Kendi kanlarında boğulacaklar. Ama ben oyuna değil, pusatıma güvenirim. Nökerlere haber salın, hanın etrafını sarsınlar. Senden sonra o iti de geberteceğim. Düşmanın sonunu getirmek mesele değil. Ama içerideki hain, asıl onun kökünü kurutmak gerek. Yakup Bey! Gayrı sabrımı zorlarsın benim. Ama gayrı dayanamam. İhanetin ayyuka çıktı Osman. Gayrı hesap vereceksin. Can vereceksin. Sana verecek ne hesabım var ne de can borcum var. Bu vakte kadar sulh için bekledim. Ama gayrı bitti. Bugün buradan bir sağ çıkacak. O da bakalım kim olacak? Yakup Bey. İhanetin bedelini bilirdin. Bile bile yaptın. Şimdi bedel ödeme vaktidir. Gaflete düşmeden uyanmayacaksın derdim. Ama belli ki ölmeden uyanmayacaksın. Yesin hele. Kimin kelamıyla geldin? Hangi için kelamıyla? Alpın Beysel. Beysel ha? Beysel benim sarayımdaki hain. Bayındır onun peşinde. Sen hainin lafıyla mı benim karşıma çıkarsın ha? Yücedir bunlarla mücadele ederiz. Bir arpa boyu yol gidememişsin. Hala bunların oyunlarına mı kanarsın? Senin gibi kefereden oyun öğrenmedik Osman. Karşımıza çıktı, ezdik geçtik. Ama sen ihaneti onlardan öğrenmişsin. Kanıtın ne? Muğul'un zehrini sarayından getirdi. Kızımı, Gonca'mı zehirleyen zehri. Oyunu öyle bir kurarlar ki. İnanmamak mümkün değil. Oyun yok. Ben hep haklıydım Osman. Oyun her daim vardı. Ama her daim haksız olan sensin. Atlar! Bırakın Germiyan'ı. Dönün kefere. No!
Bu saldırıyla uzun zamandır kurduğum oyunu mahvedeceksin. Oyun sizin. Savaş bizim Miraç'la. İkisi de içerideyken duracak değilim. Birleşmelerine sebep olacaksın. O sizi korkutsun Haçlı. Ben Olcaytun Hüker'i Emir Çoban askeriyim. Onların devlet dediğini vergiye bağlayanım ha. Bir ya da ayrı fark etmez. Ben onların cellalıyım. Savaşarak düşselerdi biz düşürürdük. Oyunlarıma muhtaç kalacaksın. Moğol. Efendim, her şey emrettiğiniz gibi yapıldı. Adamlarımız üç pazarda bekliyor. İyi. Gidelim. Burada yapacak iş kalmadı. Bey, bu itlerin ardı kesilmez. Siz çıkın, ben ardınızdan gelirim. Dikkatli ol evlat. Dikkatli ol. Gözün arkada kalmasın bey. Konur, arka kapıdan çıkacağız. Yakup Bey, haydi. Haydi evlat. Burada diş gösteren itin sonu ölümdür. Altlar, kapıları salasınız. Sizin dişiniz bana geçmez. Ama ben hepinizi perişan ederim. Alıya ölme, al. Ver. Ver. Kafesten çıkma zamanın geldi. İsa'nın sadık askerleri senin için geliyor. Hazırlan. Üstad. Saadet Hatun! Yakup Bey! Çıkın dışarı! Saadet Hatun! Kime derim ben? Çekilin karşımdan. Ülgen oğlum nerede? Bala Hatun. Oğlun zindandadır Bala. Yakup Bey gelene dek tutukludur. Saadet Hatun, evladımı ve atlarımı isterim. Sen beni işitmedin herhalde. Yakup Bey gelene kadar hepsi tutukludur. Hangi sebeple? Suçları ne? Onu da Yakup Bey gelende öğrenirsin. Saadet Hatun,
Sizin adalet teraziniz şaşmıştır. Alaaddin'in bir suçu yoktur. Evladımı yok yere esnetmene müsaade etmeyeceğim. Altlar! Burası da benim toprağımdır. Nasıl ki ben senin sarayında senin misafirindim, şimdi oğlun ve altların benim misafirim. Kısas yaparsın ha? Estağfurullah. Niyetim gayet halistir. Oğlum ve altların Yakup Bey gelene dek benim misafirim. Madem niyetin halistir, o vakit altlarımı salasın. Onlarla bir derdin yoktur. Büyüklük bende kalsın. Atların serbesttir. Şimdi Bala Hatun, gidesin. Yok. Ben evladım salınana dek burada kalacağım Saadet Hatun. Rahat durmayacaksın Bala, bilirim. Ama şimdi pazarımdan gidesin. Evladımı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Madem burası senin toprağındır, neyden korkarsın? O vakit sen kalacaksın, altların gidecek. Atlar dikkatli olun. Bu Moğollar diğerlerine benzemez. Senin hatalarının ceremesini çekeriz. Daha ayağa kalkmadan Moğol'u başımıza diktin. Senin hata dediğin Türk'ün istiklal ataşı. Onları başımıza diktim. Ama başımıza tac etmedim. Osman! Atlar! Kudretimden kaçış yoktur. Şimdi gazabımı yaşayacaksınız. Senin gazabın mazlumlar için. Ama bizdense mazlumların koruyucusuyuz. Bizim azabımızsa cümle zalimlerin üstüne olacak. Göreceksin. Haydi Moran! Allahu Ekber! Ya hak! Ölüm olacağım.
üstünüze yağacağım. Bugün bu toprak size mezar olacak. Lala Hatun, gayrı Bayındır Bey ve altlar serbesttir. İyi. Bu araba niye telaşlı? Nereye gider böyle? Hasan, yanına al palasın, tez peşine düşesin, haydi. Buyurundur Bağlı Hatun. Veysel. Sen onca vakit kendini nasıl gizledin? Ben bunu nasıl göremedim? Gonca Hatun, Gonca Hatun, Gonca Hatun. Mehmet Bey'in kesnemiri vardır. İçeriye kimse giremez. Ben kimse miyim? Çık dışarı. Oo, hoş gelmişsin İlacı Hatun. Bakma öyle. Hani baban inanmazdı? Atamın otağını basıp ne yapacaktın Alaaddin Bey? Babam zaten Veysel'i dinleyecekti. Anlamazdım Gonca. Tek bir adamın sözüne itimat eder. Başka biri mi var yoksa? Osman Bey, Kara Celos'un diye birinin yanına gidecekmiş. Sayıları azmış. Alaaddin güzergah çıkaracaktı. Bilmezim. Ağrır mı? Suçluluk mu hissedersin? Yoksa acır mısın bana? Niye suçluluk hissedecekmişim ki? Bilmem. Ağabeyin etti diye belki. Cevabımı aldım. Neymiş cevabın? Sen bana hiç kıyamazsın. Kıyamam öyle mi? Senin de dilinin şayarı yoktur ha. Sen bir daha böyle bir laf et. Bak ben sana nasıl kıyıyorum. Sen sadece hileci değil, aynı zamanda vicdansızsın da. Vicdansız Gonca. Babam Veysel'e inandı. Ya sen? Sen inanır mısın? Ben sana inanırım. Babam da Osman Bey'le konuşanda hakikati anlayacaktır zaten. Sen esnaftan bana güvenir misin? Güvenirim. Ya sen bana güvenir misin? Gonca? Bütün oklarımız tükendi. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Direnemezler. Dayanacak güçleri kalmadı. Vururlar nişanın nökerleri. Sakın durun. Sakın durun.
Oklar! Okları sal! Evlat! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Nökerlerim! Geri çekiliriz! Ben intikamımı almadan ölmem! Karaoğulların gazabı üzerinizde olacak! Haydi! Haydi! Alaaddin'e sevdalandın mı? Sana sorarım. Sana bir vazife verdim ama... Ona sen ne dersin? Ne dediğimi işittin. Ben Alaaddin'e sevdalansam... işittiklerimi sana der miydim? Ben öyle şey eder miyim? Sen beni tanımaz mısın ana? Ne bileyim. Sevdadır. Önünü ardını kestiremez insan. Ha? Gonca. Kaçtır kayıları savunursun. Alaaddin tutuklanırken abinin önüne atladın. Ana. Ben her zaman doğru bildiğimi inandığımı söyledim. Bunun Alaaddin'le ne ilgisi var ki? Beni hayal kırıklığına uğratma Gonca. Alaaddin'e sevdalanırsan... bu sana ancak yük olur kızım. Dimdik gidebilirsin. Unutma. Alaaddin, sade vazifen. Fitnat. Gülce'ye haber et. Gonca'nın her hareketini izleyip bana malumat verecek. Anladın mı? Anladım Saadet Hatun. Gonca'm, gözün başka, gönlün başka konuşur kızım. Mehmet Bey baskında nasıl da kurtardı sizi? Çok cesur biri. Belli ki size pek kıymet veriyor. Orhan Bey ne yapıyordu o sırada? Aysima'yı kurtarmakla meşguldü. Siz onu gerçekten affettiniz mi? Hayır. Onu affetmedim. Affedemiyorum. Affetmeyi çok istiyorum. Ama o hali gözümün önünden gitmiyor bir türlü. Şşş. Kolay gelsin Olafira. İstemem dedin ama... belki atı gören de fikrini değişir dedin. Çok düşüncelisiniz. Çok soylu bir at belli. Kabul eder misin? Dün düşüncesiz davrandım galiba. Size bir can borcum var. Bir teşekkür bile edemedim. Atı kabul eden de bana teşekkür etmiş olursun. Geri çevirmek kabalık olur. Teşekkür ederim. Beni çok memnun ettin Olafira. Sen de şunu bilesin. Seni böyle görmek bana iyi gelir. Sen hep gülesin. Sağ ol. Şimdi müsaadenle. Olafira, sen ne ettin? Ağabeyim bunu duyan da kıyametleri koparacak. O
Atlar nerede göçmen? Bu çadırın başı bir an bile boş kalmayacak demedim mi sana? Şehzadem. Kes sesini. Kes. Kes sesini. Veysel. Çabuk apları topla göçmen. Çabuk. Atlar! Bala Hatun. Hasan Alp'ı peşine taktığım arabadan umudumuz nedir? Araba pazar, apar topar, alelacele çıkıp gitmiş. Belli ki bir mesele var. Arabanın peşinden ayrılmasınlar. İçinde kim varsa öğrensinler. İmdilik meselemiz Alaaddin'imdir. Eyvallah. Beyim, suya kadar iz vardır. Sonra izler karışır. Yönleri belirsiz. Sultanım. Tek bir iz yoktur. Sanki kanat takıp gittiler. O soysuz iti elimizden kaçırdık. Kim bilir hangi deliğe saklanacak? Ne vakit saldıracak? Senin yüzünden Yakup Bey. Anı bastın. Canımızı yakanın kaçmasına sen müsaade ettin. Canımı yakan Osman'dır derler. Ne yapacaktım? Mesele kızımın canıdır. Otağımda oturacak değildim ya. O kelamı her kim ederse. O kaçan itten daha da ittir. Şimdi uç pazara döneceğiz. Lafına itimat edip geldiysek de salacak kadar güvenmedik. Veysel'le yüzleşeceksin. Kim hain, kim değil göreceğiz. Varalım Yakup Bey. Elbet varalım. Ama sen gaflete düşersen. Moğollardan biri benim hanemden birine zarar verirse, bunun bedelini çok ağır ödersin. Bilesin. Sen evvel vereceğin hesabı düşün. Sonra hesap sorarsın. Hadi. Bir adamı tutmaktan acizsiniz. Ya siz? Gözünüzün önünde adam kaçar, ruhunuz duymaz. Göçmen, beni mahcup ettiniz. İmdi hatanızı düzeltme vaktidir. O adamı bulmadan dönmeyin. Buyruğundur şehzadem. Bu beceriksizliğiniz yanınızda kalmayacak. Şimdi yıkılın karşımdan. Yıkıl! Atlar! Haydi! Ne olur Mehmet? Ağabey, bu ablanın halin ne böyle? Yoksa... Osman'ın Alp'ı. Veysel'i kaçırmışlar. Bu kadar Alp'ın içinde nasıl ederler Mehmet? Yoksa bala mı? Hayır. Biz Kaya Alp'larını tedbirli saldık. Gülce de Bala Hatun izler, onlar edemez. Benim atam ana. Benim atam. Tedbiri sıkı tutamadım. Ama o iti nereye giderse gitsin bulacağım. Belki de o Veysel. Alaaddin Bey'in dediği gibi haindir ha. Tabii. Boyasının ortaya çıkacağını anlayan da kaçtı işte. Gonca. Gonca.
Bacı! Dur! Dur derim sana! Alplar, temkinli olun. İç. Sen nereye kaçacaksın? Yavaş. Ahmak Türkler, siz bizi asla yenemezsiniz. Biz hep bir yolunu buluruz. Başlıyoruz efendi Vasilis. Altlar! Altlar! Araba yakına şüklendi. Bizi bekliyorlar efendi Vasilis. Hızlıca arabaya bineceksiniz. Vasilis! Dostum! Beni bırakmayacağını biliyordum. Bütün uçları yakar, yine seni alırdım oradan. Alırdınız Üstad Kera, biliyorum. Alırdınız. Ve ben davamız için eğer isteseydiniz kendimi yakardım ben. Asla. Ben seni asla feda etmem. Yokluğun onları çılgına çevirecek. Osman'la Yakup öfkelerini birbirlerinden çıkaracaklar. Aralarındaki ateşi yaktın bile. Fitnem sayesinde Yakup Alaaddin'le Bayındır'ı alıkoydum. Onları alıkoyacak ve asla bırakmayacak. Sana karşılık elinde tutacak yaşlı kurt onları. Sıradaki görevimi şimdiden merak etmeye başladım. Osman senin hain olduğunu kanıtlayıp oğlunu kurtarana kadar durmayacak. Peşini bırakmayacak. Yeni görevin asla yakalanmamak. Güvenli bir yerde saklan ve benden haber bekle. Ya siz Üstad Kera? Aklınızda ne var? Tüccarım ben. Üstad Kera, Karacelesun nökerleriyle geri dönüyor. Osman da, Yakup da yaşıyor! Koca kafalı Moğol! Hilesiz yenilecek olsalardı biz yenerdik. Moğol da bunu öğrenecek. Yakup'tan önce gidip Moğol'u görelim. Ona neden öldüremediğini anlatalım. Vasilis, sakın yakalanma. Benden haber bekle. Hadi, gidelim. Sultan Yakup gelir. Osman Bey gelir. Osman mı? Bu ne diyor hala sadrana? Atanın bir bildiği vardır. Sorgulama Mehmet. Sen kendi hatanın derdine düşesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Belli ki iftiraya kanan yalnızca Yakup Bey değil. Bütün teba da bu iftiraya inanmıştır. Pazarı basan, canımızı yakan o iti tam kıracakken Yakup Bey gelip kaçmasına müsaade etti. Şimdi bana iftira atan o iti getirin. Ben seni getirin.
Veysel kaçmıştır beyim. Hakikati konuşmasın diye. Sen mi yaptın Osman? Veysel'i sen mi kaçırdın? Bir için lafıyla benim karşıma dikilirsin. Sen bizdensin de yok, seninle sırt sırta savaşırız. Şimdi kendi beceriksizliğinin hesabını bizden sormaya kalkarsın. Kelamını bil Osman Bey. Bil ki ömrün uzun olur. Bil mukabele Yakup Bey. Bil mukabele. Hayır attığın iftiranın bir ölçüsü olsun. İftira iftira dersiniz de Bala Hatun nicedir pazarda. Alaaddin'i isterim der ama belli ki başka istediği kişiler de varmış. Hem bir evladımı tutar, hem de suçlarsan işin rengi değişir. Ak kırmızı olur Saadet Hatun. Bala. Alaaddin elinizde esir mi? Mesela aşikar olana dek gerekirse tüm cihanı esir tutarım. Alaaddin kim Osman Bey? Alaaddin'i esir tutanı tüm cihanı dar ederim. Beri durmayasın. Beri duran beni incitir. Önden buyurasın Mehmet Bey. Alper! Pazarın bütün giriş çıkışlarını kapatın. Veysel aşçıların adamıdır. Belli ki içeride bir hain var. Onun kaçmasına müsaade etti. Benim toprağımda hain olmaz. Hakikati mi istersin? Yoksa belayı mı istersin? Tuzaklara düştüler. Yüreklerinden cesareti söküp aldık. Şimdi de canlarını alacağız. Söyledim sana. Beni dinleseydin böyle bir yaran olmayacaktı. Haçlı, haçlı. Biz savaşmak için yaşarız. Yaralarımız yolumuzdur bizim. Bizim yolumuz belli Moğol. Yakup Osman'ın oğlunu esir aldım. Oyunum hazır. Düşün. Şimdiye kadar Yakup'u Osman'ın üstüne saldık. Ama Osman ne yaptı? Kibrine yenilmedi. Alttan aldı. Savaşmadı Yakup'la. Yakup Osman'a benzemez ha. Hiç. Kibirlidir. Hırslıdır. Osman Yakup'un üstüne yürüdüğünde Yakup kibrine yenik düşecek. Alttan almayacak. Oyuna gelecek. Savaşa girecek. Karacelesun. Osman'ın oğlu Alaaddin. Onun aklı en kıymetlisi. Onu öldüreceğiz. Suçu da Yakup'un üstüne atacağız.
Onu sevdim Aslı. Sen onu yapadır. Ben de kendiminkini. Ulu Mergen. Erlikan'ı işit. Demek kain sensin ha? Ege! Ege! Haydi! Çek! Beyim, hain budur. Burhan Alp. İftira et Burhan. Benim sarayıma sızan. Senin pazarına girmeye mi çekinecek Mehmet? Veysel'i bulana dek. Bu iç soluk alacak. Aşlı'nın eliyle Moğol zehri getirirler. Belli ki bunlar ittifak olmuş. Onların kim olduğunu bulacağız. O yüzden bu it o vakte kadar yaşayacak. Hala bana bak. Alaaddin'i bırakacaksın. O Veysel'i bulup getirip senin gözünün önüne atacağım. Daha sözüm olsun. Kan Yılmaz. Alaaddin sağdır, iyidir. Veysel bulunana dek de benim misafirim olacaktır. Yakup Bey. Hele bak. Ben durumu oldurtmak için çabalarım. Ama sen... Sen hala işi yokuşa sürersin. Ben kan akmasın diye uğraşırken... Sen damarındaki kanı zorlarsın. Evladım salınmazsa ilk kan akıtan ben olurum. Yeter! Belki de ilk kanı akan sen olursun bala. Ana! Oğlum! Baba! Alaaddin. Kardeşim. Veysel'in ihaneti bellidir. Bulunacaktır. Bizim korkumuz yoktur. Madem Yakup Bey şüphededir, elinde koz olsun ister, ben misafir olmakta bir beis görmem Bey. Hayır, hayır. Ana.
Mesele yok. Yakup Bey bana iyi bakacaktır. Üzülmeyesin. Ayının birini bulduk. Diğerini de bulacağız. Ama Yakup Bey, eğer ki o vakte kadar benim evladımın kılına zarar gelirse, bu pazarı da, bu otağı da başına çalarım biraz. Senin sıhhatin için bu kelamı işitmemiş sayarım Osman Bey. İki gün vaktim var. Veysel'i getir, Alaaddin'i al. Yoksa bu misafirlik meşakkatli bir esarete dönüşür. Hakikat ortaya çıkanda attığın bu iftiranın hesabını nasıl ödeyeceksin? Verilecek çok hesap vardır Osman Bey. İki gün. Haydi. Uğurlar ola. Alper! Valla hatun, izin verirseniz ben de sizinle gelmek isterim. Gelesin kızım, gel. Ağabey, Holofire hanesine gider. Yeni atıyla az evvel çıktı. Ne atı bacım? Ne dersin sen? Mehmet Bey, at hediye etti. Holofire de kabul etti. Hiç beklemezdim kabul edeceğini. Kabul etti ha? Demek kabul etti. Bunu demeyecektim işte. Allah da benim bu dilime... Holofire. Sonları gelecek. Nökerlerim! İntikamım destan olup öte cihana dahi varacak. Ama bunun için evvel keşik isteyeceğiz. Biz onlara yeteriz Komutan Karacelesun. Yo. Ne kadar çok olursak, ne kadar çok olursak o kadar az kanımız dökülecek. Nökerlerimin her bir damla kanı Erlikhan'ın armağanıdır. Biz yaşayacağız, onlar ölecek. Meryem, yerden hızlı Tebriz'e varacaksın. Orada ölüm için bekleyen keşikleri ardına alıp geleceksin. Buyruk senindir Komutan Karaca. Haydi. Osman'ın kellesini itlere yedireceğim, itlere. İnşallah. İnşallah. İnşallah Karacelesun. Öyleyse tüccar Ayhan'a uç pazara gitsin. Yakup Bey'imizle iki kelam hasbihal edelim. Biz hasbihal ederken de Osman'ın aklı kıymetli oğlu Alaaddin'in yiğitler kellesini alsın. O vakit Osman Bey'im ne edecek? Evladını kaybetmiş,
kıymetli Alaaddin Bey'ini. İntikam alacak. Oğlunun intikamı için Yakup Bey'e saldıracak. O vakit Alaaddin'in o bilgiyle dolu kellesini ben senin keşiklerine armağan edeceğim. Senin keşiklerinin işini de pek kolaylarım ha. Zafer bir, düşman birdir Haçlı. Konuşacağız. Haydi. Ne istiyorsun? Pek beğenmişsin hediyeni ha? Bu uçlarda haberler çok çabuk yayılıyor galiba. Olafira, sen nasıl? Nasıl Mehmet'in hediyesini kabul edersin? Sana hesap vermemi mi bekliyorsun? Sen kimsin Orhan? Sen benim neyimsin? Ben senin... Sen benim ne? Sen benim neyimsin Orhan? Sen söyleyemiyorsun ama ben sana söyleyeyim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Sen bana karışamazsın. Çok karışmak istiyorsan git bacın Fatma'ya karış. Ya da dur. Neydi adı? Aysima. Git ona karış çok karışmak istiyorsan. Nasılsa annenin dizinin dibinde sarayda seni bekliyordur değil mi? Mehmet'ten aldığın o hediyeyi... geri vereceksin Olafira. Belki sana yine helva yapmıştır. Çok beğenmiştin. Git de hadi onu ye. Aysima, benim hiçbir şeyim değil. O yüzden mi canını kurtardın? Demek şehzademin istiklali senin kelamına bağlı, he? Bana bak, bana. Konuşacağım Halit, konuşacağım. Ha şöyle, neyse. Asıl adı. Asil, Asilas. O bizim çok üstü, çok üstümüzde. Anlat hele, devam et. Anlatacağım çünkü... hepinizi... hepinizi öldüreceğiz. Bu nasıl bir rezilliktir? Mehmet, elindeki adamı kaçırırsın. Buyruğundaki alp hain çıkar. At izi it izine karışmış iken Mehmet'e yüklenme. O izi seçen Osman'ın altları mı olacaktı hatun? İçimizdeki haini dahi onlar mı bulacaktı? Biz oğlumuz yiğittir. Kurnazdır derken... Bir daha böyle bir zafiyet olmayacak. Olmasın Mehmet. Olmasın.
Gayrı hata kabul etmem. Atları teyakkuzda tut. Cerkutay Osman'ın sarayından malumat verende hazırlıklı olalım. Buyurundur beyim. Destur var mıdır sultanım? Gelesin. Sultanım, Ayhan Ağa geldi. Huzurunuza çıkmak ister. Beklesin. Şehzadem gelir. Kardeşim orada esirdir. Biz hala bir ayini konuşturamadık Yiğitler. Şehzadem, Boysungur dilini keselim dedi. Biz bir ümit kesmedik. Seni bekledik. Ne ümidinizi kesin, ne de dilini. Kesilecek. Onca yer var iken. Aykurt. Adam savaşçıdır. Kötekten korkmaz. Ölümden korkmaz. Ama... ölümün çeşidi mühimdir. Kardeşim öğretmişti. Buradan keser isem... kan çok akar. Tez vakitte ölür imiş. Böylesi benim işime gelmez. Ama şuradan keser isem... kan içe akar. Ağzından burnundan gelir. Kendi kanında... bu olurmuş. Sen konuşmadıkça... benim kardeşim orada esirdir. Onun kılına zarar gelirse... seni paramparça eder. Parçalarını dört bir cihana gömerim. Atlar, bunu ayaklarından asıp kesmeye başlayın. Kan içine aksın ki yurdumuzu kirletmesin. Konuşacak olursa da meskeni bildirirsiniz. Eyvallah şehzadem. Atlar, haydi asalım şu iti. Alaaddin'i orada bırakmak hiç içime sinmez Osman. Bala doğru der. Onlara güven olur mu ki? Hiç merak etmeyin. Yakup Bey hiçbir şey yapamaz. Öyle bir şeye cesaret edemeyecek. Şimdi gidelim. Gidelim şu iti bulalım. Beyim, evlat, gelersin. Beyim. Nasıl çıkardılar dersin? Pazara en rahat arabayla sızılır. Moğol da öyle etmişti. Sonrasında da yine arabayla çıkılır. Biz pazardayken telaşla bir araba çıkar idi. Hasan'ı peşine saldım. Eğer arabadaysa yerini bulmamız yakındır. İyi düşünmüşsün balam. İyi düşünmüşsün. Ama düşmana fırsat vermeyeceğiz. İpuçlarının her daim peşine biz düşeceğiz. Bunların düşüncesi ne Alaaddin ne de Veysel. Oğul Müslüman oldu diye sevinirken ama bir tane şaman çıktı, her şeyi bozdu. Yetmezmiş gibi bir de Haçlı'yla birlik oldular. Madem onlar birlik olurlar, o vakit biz de birleneceğiz. Diyesiniz adam, bu Candar Bey'in yerine kim geçti? Oğlu Süleyman Bey. Kurulan toyda rey birliğiyle seçilmişti bey. Biz bu beylere gittik, onları kurtardık. Ve büyük bir itibar kazandık. Ama biz bu itibarı hala kullanmadık.
Şimdi beylere ulak çıkarasınız. Kaza için çağırdığımız beyler buyursunlar. Divanımıza gelsinler. Soframıza otursunlar. Zira bizim de birlenmemiz gerek. Beyim, bu hamlede muradınız nedir? Riyadımızı çektik, hamlemizi yaptık. Şimdi onların sadakatini merak ederim. Ben başa geçeceğim dediğim vakit kim benim ardımda duracak? Kim karşımda duracak? Onu göreceğim. Var mıdır bey? Gelesin. Başımıza ne vaziyet gelse Osman'a yarar. Zafiyetimizi arar durur. Bayri yetti ana. Ben bu düğümü çözeceğim. Çözeceksin elbette ya. Ama evvela Holofira işine bakacaksın. Aklımdadır. Yavaş yavaş ipleri elime alırım. Bugün verdiğim atı da kabul etti. Tavırları gayet iyiydi. Yavaş yavaş değil aslan. Gayri elini çabuk tutma vaktidir. Yarın Holofira'ya niyetini aç. Evlenelim de. Sen nasıl dersen ana. Sultanım, keyfinizi kaçırıyorum ama son günlerde olan tatsız olaylar malumunuz. Her vakit olan şeyler. Moğol'la dün tanış olmadık ya Ayhan'a. Elbette öyle. Ama müşteri, veli nimetimiz canlarından korkarlar sultanım. Pazara gelmezler. Şimdi müşteri gelmeyince kârımız aşağı düşüyor. Mahir tüccarım der dururdun. Bir çözümün olmasa karşıma çıkmazdın herhalde. Sultanım, çözümüm yok. Ama büyük bir korkum var. Gebelemeden diyesin Ayhan'a. Moğollar sultanım. Yani bu caniler, bu barbarlar herkesi öldürmek isteseler seve seve yaparlar. Baskın yapıp yarıda bırakıp gidiyorlar. Sonra yani o hain buradan elini kolunu sallayarak kaçıp gidiyor. Sultanım, bunlar güven kıran hadiseler. Güvenin... Ne yani Ayhan'a? Bunların hepsi bir oyun mudur? Mehmet Bey'im, söylemek istemem ama aklımda olan şudur ki Moğol'la İçinizdeki beylerden birisi ittifak eder. Yeni bir pazar kurar. Benim anladığım bu. Ne bilirsin Ayhan'a?
Zamanı geldi kardeşlerim. Alaaddin bu gece ölecek. Hadi başlayalım. Orhan Bey'imizin yaptıkları işe yaradı. İt yeri söyledi. Karapınar mevkinde bir yer varmış. Ama yerini bilmezmiş. Beyim, tezinden bulup alıp geleyim. Yok, hele dur evladım, hele dur. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Beyim, af buyurasın ama ben şehzademe katılırım. Hasan gelen de başka bir yer derse oraya da baskın veririz. Vaktimiz dardır. Gayrı beklemenin zamanı değil. Beyimin bir bildiği vardır belli ki. Var ya, Osman Bey evvel teyit etmek ister. Zindandaki hainin dediği yer ile Hasan'ın dediği yer başka ise bunlardan biri tuzak olacaktır. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, arabayı Karapınar mevkine kadar peşledim. Ben onlarla vuruşurken araba gözden kayboldu. Gördüm beyim. Veysel içindedir. Beyim, Hasan'ın dediği yer ile hainin dediği yer aynıdır. Veysel oradadır beyim. Gidip alıp gelelim. Veysel'in aşçıların arasında üst mevkide olduğunda demedim. Bunlar ölürken dahi bir üstlerini asla söylemezler. Hasan'ın da önünü kesmişler. Onların ardında olduğumuzu iyi bilirler. Beyim, hain. Tuzağı mı çeker dersin ha? Aynen öyle. Bize tuzak kurar. Ama unutmayasın evlat. Eğer ki tuzağı bilen de işte o vakit asıl tuzağı kuran biz olacağız. Bize tuzağı Veysel kurar. Aşıyla Moğol iş tutar deriz beyim. Sade Veysel mi olacak? Kardeş bu Karacelas'ın iti de orada mıdır? Hepsi bunu ister. Bizim tarumar olmamız. Varsın gelsinler. Sonu ne olursa olsun. Biz Veysel'i alacağız. Orada çok fazla iç sürüsü olacak. Hazırlıklarınızı yapın. Buyur beyimdir. Evvela o iti alacağız. Sonra kardeşimi. Karaymış. Akmış. Hiçbirini tanımayacağım. Bala, biz hamlemizi yaparken sen de avluyu hazır edersin. Beyler girdiğinde bizim heybetimizi görecekler. Tasa etmeyesin beyim. Türklerin ulu beyleri saraya girdiği an ulu ne demek görecekler. Var olasın, var olasın. Malun, sen de uç pazara varasın. Gözünü onların üstünden asla ayırma. Gözüm Germiyan'ın üzerinde olacak beyim. Eyvallah. Hamlemizi yapacağız ve kelleler düşecek. Gayrı ondan sonrası gaza, ondan sonrası düğündür. İnşallah, inşallah. İnşallah be. Aç bırakıp seni akıllandırmak vardı aslında ama... Kıyamam işte.
tuzak var. Alaaddin'i. Abla! Yakup Bey buyurudur. Bu gece öleceksin Alaaddin. Orasını ancak Allah bilir. Bala? Bala? Alaaddin. Bala? Turasım, iyi misin? Ha? Yüreğimde bir sıkıntı vardır. Şşş, sakın ha. Dik duracağız, pes etmek yok. Hiç merak etme. Evladımı onların elinden alacağım. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Asıl sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yoktur. Madem bir pazar kurulmasından şüphe edersin, şimdi lafa eğip bükmeden diyesin. Ne bilirsin? Sultanım, kimsenin günahını almak istemem. Ama... Amması ne Ayhan'a? Dediğin gibi bir pazar varsa, o pazara tezgah açan herkes bize savaş açmış olur. Mehmet Bey'im şimdi hemen savaş açtı. Afaki konuşurum. Yani şükürler olsun ki Osman Bey'in de tezgahları pazardadır. Yani ahalinin ona itimadı, güveni vardır. Şimdi çıkar ahalinin karşısına. Osman kim? Sultan Yakup'un karşısında. Ha? Osman kim? Buna cüret. Sen ahali Osman'ın arkasında durur dersin. İşlerimiz kesatsa, ahalinin güveni eksilmişse Osman buna çanak tutar dersin ha? Yok. Tövbe. Ben Allah'tan korkarım. Osman Bey'imi de severim. İftira olur. Cehennemde cayır 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 bu beden yanar. Sultanım, ben tüccarım. Aklım ermez. Ben gördüklerim, bildiklerim bir mana arayışı içindeyim. Bu manayı da sizinle istişare ederim ben. Anladığım işlerde değil bunlar. Var mıdır sultanım? Gelesin. Sultanım, kafesli çadıra sızma var. Neler olur? Osman mı dersin? Anlayacağız hatun. Gonca, onlar Bizans itidir. Belli ki boyun ederler. Altlar, altlarım. Kim etti bunu Gonca? Baba, bunlar bizim alpımız değildir. Oyun etmişler. Alaaddin Bey'i öldüreceklerdi.
Niyetleri beni öldürüp suçu size yıkmaktı Yakup Bey. Veysel de onlardan da. Arasan da bulunmayan hain sızmış işimize beyim. Andolsun ki bunların kökünü kazıyacağım. Gerekirse kurunun yanına... Mehmet Bey, meyve veren ağaç kurtlanır. Ama meyve vermekten vazgeçmez, öyle değil mi? Biz yolumuza gideceğiz. Alaaddin Bey, bu genç yaşına rağmen feraset sahibisin. Osman Bey'dense seni karşımda görmeyi yeğlerim. Yakup Bey, ben de bir feraset gördüyseniz eğer, bilin ki atam Osman Bey'dendir. Bu lafınla dahi yanılmadığımı gösterdim. Buyurasın Alaaddin Bey. Bu gece soframda misafir olasın. Fatma kızım, Ay Sıma gelmiş mi, gördün mü? Mutfakta helva ederdi ama. Heh, iyi. Ana. Orhan'ım. Ana, bir konuşalım mı? Evvel gelesin, Ay Sıma gelmiş. Ana, yeter. Ben sana ne derim? Sen bana hala Ay Sıma dersin, Ay Sıma, Ay Sıma, yeter. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Kusura bakmayın. Ay Sıma, kızım. Ay, Fatma, bir bakasın. Beğendim ettiğini. Kızın gücüne gitti. Bunu ben değil, sen ettin ana. Orhan. Burası Lele. Sen ne ettiğini sanırsın ha? Yarın hemen Ay Sıma'dan özür dileyeceksin. Yahu ana. Haddimi aşmayayım, sesimi yükseltmeyeyim derim ama sen beni işitmezsin. Orhan, kendine gel. Ben kendimdeyim. Gayri bu mesele hakkında tek bir kelam daha etmeyeceğim. Ben Volapira ile evleneceğim. Sen de buna rıza göstereceksin ana. Sen Volapira için ananın sözünü mü çiğneyeceksin? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bunu ben değil, siz edersiniz. Eğer benim sözümü çiğnersen, eğer Holofre'yi bu saraya getirirsen... Ha ana. Hayda diyesin. Sözünü tamam edesin. Ne edersin? Yazık, çok yazık. Bu aşk senin gözünü kör etmiş. Ben seni tanıyamaz oldum. Benim evladım anasına da, ailesine de öyle davranmazdı. Gözüm görmesin seni. Burada toplanmışlar. Atlar! İzlere bakın. Ne tarafa varmışlar bileceğiz. Haydi. Buyurun Şehzadem. Beyim. Çarak izleri vardır. Türkmen çarıdır. Sayıları da epeyce fazladır. İçimizde sızanlar tahminimizden daha da fazla. Öyledir beyim. Gizliden iş çevirirler. Moğollar gibi. Gizliden saldırırlar. Sana bir sır vereyim mi evlat? Moğollar da, Bizanslılar da gizliden ve derinden saldırmaya başladılar.
Gayrı eskisi gibi karşımıza çıkamazlar. Zira biz onlardan daha güçlüyüz. Eyvallah beyim. Diyesin. Beyim, izlerin vardığı meskeni belledik. Gidelim şu iti alalım. Şimdi ben iyi iştim. Veysel'in peşinden gitmesine bir şey demedik. Eyvallah. Mecbur. Ama baba. Yalnız kurtulacağım der diyor. Onun kafasını kesmedik. İndi sürünün başına geçeceğim der baba. Biat almak için beyleri davet eder. Konuş baba. Osman kimdir? Bana icazeti vereceksin. O yeni şehri yerle yeksan edeceğim. Yok vermez isen. Buyrumdakilerle az çok demem. O saraya dalarım baba. Mehmet. Kelamımı işit ki Osman'dan bir farkın olsun. Kelam devri bitmiştir. Gayrı fısatlar konuşacak. Mehmet. Geç. Geç otur. Kuduz et gibi. Atla üstlerine. Mehmet. Evladım. Ben sana bir post, bir taht bırakırım. Tahta oturan bilecek. Sultan pusatını erken çekerse alçalır. Eğer pusat çekme vakti de geldiyse elini kirletmez. Kayınvalide. Sancaksızların Osman'dan bir adını çektiğini kim bilir? Sadece Osman bilir sultanım. Utancından ünletmemiştir. Hey. Hey. Emel. Sancaksızlara haber sal. Osman'ı onlar mı vuracak? Osman'ı değil. Osman'ın davet ettiği Türkmen beylerini vuracaklar. Beylerin güzergahı bellidir. Ama sakın. Sakın Mehmet. Sakın ha. O Türkmen beyleri benim kanımdır. Canımdır. Ne bir beye ne bir alpa zarar gelmeyecek. Biz sade Osman'a duyulan itimadı alacağız. Kimsenin canını değil. Beyler Osman'ın onları öldürmek için çağırdığını düşünecek. Öyle. Öyle. Selamun aleyküm. Orhan. Orhan ya. Nasıl buldun beni? Korkunun izini sürdük. Sonunda sana vardık Veysel. Türk'ün kanını döken ne kaçabilir ne saklanabilir. Osmanlı itleri. Ölüme geldiniz. Gayrı kanınızı öfkemle şanlandıracağım. Bak hele. Bak hele. Biz birini ararken iki yük birden karşımıza çıktı.
Sen de buradaydın ha. Hala. Gayrı bitirelim şu işi. Hala dur bakalım o. Veysel. Bu koridordan öyle kaçamayacaksınız. Düşe düş. Kana kan. Göreceğiz Osman. Göreceğiz. Sen de nihayet Vasilis'le tanışacaksın. Bizi tanıyanların hepsi toprağın altında. Emek tanımazsın ha. Şimdi siz de tanıyacaksınız. Yeter! Nökerler! Saldırın! Hele gelin bana. Hesabın var. Madem hesap görmek için bu kadar acele edersin Osman. Öldür. Bitirelim bu işi ha. Alkaya. Aldığın her solukta ölmek için yalvaracaksın. Her solukta. Senin kılına zarar gelmeyecek. Haydi. Altlar! Savunma bizini alın! Bunlar da kimdir? Sancaksızlar. Bunlar Osman'a biat etmişlerdi. O vakit neden yiyip bize saldırırlar? Türkmen'in uluları. Bu ne münasebetsiz bir karşılamadır. Bundan Osman Bey'in haberi var mı? Bizleri gönderen Osman Bey'dir. Türkmen'in ulu beyleri için ulu bir karşılama istedi. O vakit meydan sancaksızın olur ha. Osman, bu ne cüret? Bu ne cüret? Ferman, Osman Bey'indir. Sancaksızlar, vurun bıçakları! Allahu Ekber! Hayır!
Bana bak maskeli iblis. O sıfatını gördükçe ihanetin aklıma gelir. Benim sabrımı sınama haydi. Sen ölmediğine dua et Boran. Yana! Boran! Burasın. Şimdi yaşayacak. Beyim bu it yaşasa ne olur sana? Boran! Şimdi gebermeyecek. Bunu intikam için değil, Allah rızası için öldüreceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız. Alaaddin'i almamız gerek. Orhan! Bey. Bu iti teslim edeceği yere götür. Kardeşini alıp gel. Buyurundur bey. Kalk! Haydi! Bayındır. Beyim. Sen de onunla birlikte gidersin. Buyurundur beyim. Oo. Selamünaleyküm Osman Bey. Aleykümselam Derviş Efendi. Allah'ın işi. Biz size gelir idik. Siz bizim yolumuzu bitiverdiniz. Ha. Her seferinde sen bizi ağırlarsın. Buyurasın. Bizimle Yenişehir'e gelesin. Şöyle bir soframıza oturasın. Ha? Hem beyler de gelecekler. Şöyle birlikte hasbihal ederiz. Olur elbet, olur. Bizim de diyeceklerimiz var idi. O vakit varınca deyiveririz. Oo, eyvallah, eyvallah. Orhan, beyim. Bir tane at veresin. Eyvallah beyim. Beylerime pusu kuranın kökünü kuruturum. Sancaksızlar, çekilin. Allahu Ekber. Yakup Bey. İyi misiniz beyler? Şükür Yakup Bey. Şükür. Şükür. Tam vaktinde yetiştin. Gelmeyeydin. Savunmamız kırılmak üzereydi. Çok şükür, çok şükür. O kaçan itler sancaksızlar değil miydi? Sancaksızlardı. Bunlar Osman'a biat etmemiş miydi? Etmişti. Peki Osman Bey'in bu işten çıkarı ne ola ki Sultan Yakup? Çıkarı aşikar değil midir? Görmez misin? Osman başa geçmek ister. Türlü oyunlar kurar. Karşısında duranları bir bir yok etmek ister. Deliller ortadadır beyler. Görmez misiniz? Hırsı Osman'ı türlü oyunlar kurmaya iter. Biz buna bir dur diyeceğiz. Biz bunların intikamını alacağız. Bunun hesabı sorulacak. 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 Osmanlılar Veysel'i bulmuşlar sultan. İyi. İyi. Şimdi beylerim. Size gerçekleri göstereceğim. Yenişehir'e varacağız. Osman'ın altından gerçekleri öğreneceğiz. Osman'ın oyunlarına gayrı bir dur diyeceğiz. Haydi. Kolay gelsin. Sağ olun Mahmut'um. Seninle konuşmak isterim Holofera. Sizi dinliyorum. Seni sevmediğimi düşünürsün değil mi? Sevdiğinizi düşünmediğim kesin. Ben seni severim kızım. Seni benim evladım sevmiş. Ben niye sevmeyeyim ki? Eğer Orhan bir bey olmasaydı... Şimdi burada düğününüzü konuşuyor olduk. Lakin o bir bey.
kaderinde atasının hayalinin peşinden gitmek var. Eğer evlenirseniz sen de bey hatunu olacaksın. Cümle hatunlara yol gösteren olacaksın. Şu tanımadığın insanlara bir bak hele. Onlara başlık edebileceğine inanır mısın? Ha? Hadi diyelim sen ettin. Onların kendi dinlerinden olmayan bir hatunu kabullenebileceklerine inanır mısın? Mesele bu mu? Hristiyan olmam mı? Mesele sadece bu değil kızım. Mesele senin bizi hiç bilmemen. Örfümüzü, töremizi hiç tanımaman. Balayla beni bilirsin değil mi? Otağında hatunu olan bir beye vardım ben. Sırf bir evlat, bir şehzade verebilmek için. Yeri geldi kendi hayatlarımızdan. Kendi hayallerimizden vazgeçtik bu düş için. Kaderimize razı geldik. İmtihan bu ya. Diyelim ki Orhan'a bir evlat veremedin. Balan'ın yaptığı fedakarlığı yapıp sen ikinci eşe razı olabilecek misin? Orhan için, beylik için, bizim inandığımız bu düş için, bu uğurda her şeyi göze alıp yeri geldiğinde her şeyden vazgeçebilecek misin? Ben senden nefret etmem Olafira. Lakin ben bugünü değil, yarın da düşünürüm. Git buradan. Orhan'ın senin yüzünden anasına, atasına düşman olmasına izin verme. İleride beni anlayacaksın kızım. Hanımım, iyi misiniz? Sen haklıydın amca. Bizim Orhan'la bir geleceğimiz yok. Hırsız köpek sen, haydi! Yürü! Kalk! Haydi! Hırsız köpek sen, yürü! Yürü! Sen daha dur, göreceksin, haydi! Yaptığın her şeyin hesabını vereceksin, haydi! Haydi! Yürü! Öyle kolay ölüm yok sana. Aha dur sen neler çekeceksin, yürü! Hain köpek! Kalk! Kalk! Haydi! Geç! Mehmet Bey! Elinde tutmayı beceremediğin aile getirdim. Kardeşimin salası. Orhan. Atlar. Veysel'i alın. Dur hele. Hele dur. Evvela dilini çözeceğiz. Atlar. Alaaddin'i getirin.
Şşş, durun hele. Veysel, konuş kimin itisin? Aramızdan, pazardan kim kaçırdı seni? Hele bir de Vasilis'le bakalım. Belki o vakit konuşur. Ha Vasilis? Kaç adım var? Kaç sıfatım var it? Sonsuz adım var benim. Hangisini istersem onu kullanırım. Sen bir piyonsun Vasilis. Sen ateşi tutmaya korkanların uzattığı kuskusun. Ben kadim Roma'yım. Başındaki kimdir? Kadim Roma. Bir gün dirilecek. Ve siz bunu görecek kadar yaşamayacaksınız. Ben hepinizi öldüreceğim. Hepimizi öldüreceğim. Kalk. Sana kolay ölüm yok. Sana kolay ölüm yok. Şeref verdiniz Derviş Efendi, şeref verdiniz. Eyvallah Osman Bey. Dedik ki çok yorulduk. Çok yandık. Çok öfkelendik. Hele bir soluklanalım. Ne demiş atalar? Öfkeyle kalkan daim zarardadır. Derviş Efendi mazur göresin. Lakin Hazreti Ömer ki öfkesiyle nam salmış. Küffar öfkesinden daim nasibini almış. Bize de her daim aynı öfkeden gerekmez mi? Ya. Yeter ki öfkemiz Hazreti Ömer'in ve dahi ashabın öfkesi gibi olabilsin. Nefs için değil. Hak çalabın onun rızası için olabilsin. Öyleyse öfkede ne kibir vardır, ne benlik. Madem söz geliverdi, anıtı verelim. Ashab'tan haber verelim. Diyorsun, diyorsun. Vasilis, bak. Bak hele bak gözüme. Sana bir sır vereyim. Sade Bizans değil. Roma'nın garptaki en uçlarına kadar yürüyeceğiz. Hatta aşacağız. Orada bizim dilimiz konuşulacak. Orada bizim dinimiz yaşanılacak. Haç'ın bağrında
ezanlar hiç dinmeyecek. Orhan. Siz düş görüyorsunuz. Ben buradan kurtulacağım. Sen buradan çıkacaksın ha. Ve hepinizin, hepinizin cellatı olacağım. Kaldır. Kaldır. Köpek soyu. Ben onun konuşturmasını bilirim. Ablar, kafesli çadıra götürün. Yakup Bey gelene kadar kimse başından ayrılmayacak. Ha ya. Anma, dikkat edesin. Bir daha kaçırmayasın elimden Mehmet Bey. İşine bakasın Orhan. İşine! Orhan, gidelim evlat. Haydi gidelim ana. Alaaddin, haydi. Bacım, Fatma, haydi. Haydi. Pazarın yol ayrımında seni bekleyeceğim. Tamam. Asr-ı Saadet'te Cenk Meydanı'nda Resulullah Efendimiz küffardan birini gösterip, ey Ali, şu kafir ile vuruşmak ister misin diye sordu. Hazreti Ali de izin ver, himmet eyle, Allah'ın izniyle ben Müslümanları bu kafirin şerrinden kurtarayım dedi. Resulullah da, ey Ali, seni yerleri ve gökleri yaratan Allah'a emanet ederim diye buyurdu. Meydana çıktı Hazreti Ali, karşı karşıya geldiler. Önce kafiri imana davet etti. Kafir daveti reddedince de vuruşma başladı. Biraz sonra Hazreti Ali onun sırtını yere getirip göğsüne çıktı. Kılıcını da boynuna dayadı ve tekrar imana davet etti. Bunun üzerine kurtulamayacağını anlayınca kafir Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hazreti Ali kılıcı kınına soktu, ayağa kalktı. Adam şaştı. Ey Ali dedi, ben seni kızdırayım diye yüzüne tükürdüm. Bir an evvel beni öldür ki kurtulayım. Sen ise kılıcını kınına soktun, kalktın. Ben bundaki himmeti anlayamadım. Hazreti Ali evvel bir sustu. Sonra yüzüne bakıp dedi ki, ey kafir, ben seni hemen öldürmedim. Bekledim. Seni imana davet ettim. Bu İslam'ın izzeti ve Allah hakkı içindi. Sonra sen benim yüzüme tükürendi, bu nefsime ağır geldi. Öyle olunca seni Allah için değil, nefsim için öldürürüm diye korktuğundan kılıcımı kınına koydum. Bu sözden sonra adam, sizde bu iyi niyet, bu lütuf, bu ihsan olduğuna göre sizin dininiz hak dinidir. Bana nasıl iman edeceğimi göster, ben de Müslüman olayım dedi. Hazreti Ali şehadet getirmesini söyledi. O da kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Ve hatta ölene kadar da Hazreti Ali'ye hizmet etti.
Şimdi ey derviş, yine bir şey anlattın. Ama bunu ne diye anlattın derseniz, Resulullah Efendimiz buyurur ki, ameller niyetlere göredir. Niyetiniz rızayı ilahi olur ise, amelinizin sonunda nice hayır kapıları açılır. Kim bilir, belki nice küffarın hidayetine sebep olursunuz. İnşallah. İnşallah. Şimdi bunu anlattım ki, merhametinizin de, gazabınızın da ancak Allah rızası için olan da kıymetli olduğunu bilelim. Buna göre yaşayalım. Ağzına sağlık. Var olasın, ağzına sağlık. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beyim, önemli bir mevzu vardır. Aa. Yo. Siz rahatsız olmayın, oturarsınız. Beyim. Evet. Beyleri vurmuşlar. Kim vurmuş? Kim? Sancaksızlar beyim. Ha? Sancaksızlar ne de yok böyle bir şey yapsın. Bana sen şunun ardını diyorsun. Senin adını vermişler beyim. Osman Bey adına vurmuşlar. Ha? Yakup Bey. Sonradan yetişmiş. He? Yakup mu? Yakup ha. İşte böyle bir bey olduğu müddetçe düşmana ne gerek var? Bizim beylere karşı hain gösterecek. Demek oyunu bu ha. Demek oyunu bu. Şimdi pazarıma vuracaklar beyim. Hayır. Üstümüze gelecekler. Ben iyi işittim. Gayrı ben de sana güvenirim Bilecat. Medreseli. Oo, hoş gelmişsin İlece Hatun. Nereye beni buraya çağırdın? Pazarda diyemedin mi diyeceğini? Ne vakittir yarışmayız. Özlemişsindir diye düşündüm. Ne o? Korktun mu yoksa? Senden mi? İşte bu sefer seni yeneceğim Medreseli. Bilesin. Sen de bilesin ki bu yarışı ben kazanacağım. Ve ben de senden bir şey isteyeceğim. Allah Allah, ne isteyeceksin? Orasını da kazanınca öğrenirsin. Ben şu çatala kadar gidip geleceğiz. İlk gelen kazanır. İyi. Haydi o vakit. Haydi. Haydi bakalım İlece Hatun. Ya! Haydi! 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 Şimdi beyler iftirayla birlikte üstümüze gelecekler. Öfkeli olacaklar. Ama biz sakin kalacağız. Sakinlik öfkeyi her daim alt eder beyim. Yeter ki adlar aşılmaya. Onu da aşacaklar. Biz hoş göreceğiz. Buyruksuz hiç kimse pusadına yeltenmeyecek. Şamil. Bu yurtta rüzgarlar dinmez.
Gelsin hele Şuşa'da ahval nedir? Şuşa her şey yakşıdır beyim. Şuşa'dan sana selam getirdim. Aleyküm selam. Bizden de Şuşa'ya selam olsun. Eyvallah beyim. Göreceğiz bakalım. Beylerden bize selam mı gelecek? Yoksa bela mı gelecek? Göreceğiz. Bu yarışı da ben kazandım İlece Hatun. Bu talimin cezasıdır değil mi? Bana yenilmeyi kendine yediremedin medreseli. Bilmem. Belki seni yenmek istememişimdir ha. Ama bugün öyle değil. Bugün seni yenmem lazımdı. Söyle, ne isteyeceğim? Merak edersin ha? Bak yine oyun oynarsın, vallahi giderim. Hiçbir yere gidemezsin. Madem yarışı ben kazandım, benim dediğim olacak. Bu çiçek senin midir? Bu sende ne arar? Evvel sorumu cevap dersin. Ben gidiyorum. Gonca. Gitme. Bilirsin de ne diye sorarsın medreseli? Emin olmak isterim. Aslında bilirsin. Ama sen bana güvenmezsin ki medreseli. Ben hep aklımı dinledim. O yüzden böyle paçalar. Ama böyle bir şey ki nasıl denir, nasıl anlatılır bilmem. Gonca, seni gördüğüm ilk günden beri ben şu gönlüm öyle bir adına haykırır ki değil aklımı hiç kimseye işitmem ben. Kendimi dahi duyamam Gonca. Ne vakittir sana bir şey demek isterim. Ben sana sevdalandım İlece Hatun. Beni çağırtmışsınız Mahmut Hatun. Gelesin kızım, gelesin. Oğlumun sana diyecekleri vardır. Orhan Bey. Bir bakasın hele.
Gelesin oğul. Dün için. Kusura bakmayasın Aysin Masum. Oğlum Fira. Seni hep üzgün görürüm. Bu halini yakıştıramam. O güzel gözlerin hep gülmesi gerek. Orhan, sakın. Ana, bırak. Sakın dedim Orhan. Ben pek süslü laflar bilmem. Ben seninle evlenmek isterim Onofira. Bırak. Sakın dedim sana, sakın. Ay Sima, kızım. Gayrı atana haber edesin. Tanışma vakti gelmiştir. Haber ederim Mahnu Hatun. Şimdi müsaadenizle. Tezgah boştur. Müsaade senindir kızım. Gayrı gidesin. Bu çok ani oldu Mehmet Bey. Müsaade ederseniz ben biraz düşünmek isterim. Elbette. Ama hediyemi kabul edesin. Vakit. O vakit senden haber beklerim. Güzel ol Ofira. Ben şimdi göstereceğim sana güzelim. Orhan yeter, Orhan yeter. Bana karışma yaz. Orhan dedim sana. Ahali hepsi rezil edersin. Sen bir beysin. Kendine gelesin. Olafira kendi yoluna gider. Görmez misin? Ana! Olafira'nın yolu benim yolumdur. Anlamaz mısın? Şimdi değil Orhan. Şimdi değil. Hoş geldiniz beyler. Hiç hoş gelmedik Osman Bey.
Beylerimi çapulcularına yem etmeye kalktın. Başarısız olanda da bizi kuşanmış mı karşılarsın? Avluya böyle gelen böyle karşılanır Yakup Bey. Biz seni gaflet uykusunda sanırdık Yakup Bey. Seni kandırırlar diye öfkemize ket vururduk. Ama görürüm ki sen görmek istemediğine kör, duymak istemediğine sağırsın. Hadi ben körüm. Beyler de mi kör? Hepsi hakikati gördü. Hepsi işitti. Sen beylere pusu kurdun. Üstümüzde zırh. Elimizde kalkan. Ama bunlar bizim üstümüze atılan iftiralardan korumaz. Düşmana karşı bütün hazırlığımız tam. Ama içteki düşman ona karşı hiçbir tedbir tutmaz. İyi iyi. En azından kendini bilirsin. Beyler sana itimat edip yola çıktı. Onları düşürdüğün şu hale bak. Ben kendimi iyi bilirim. Ama seni de bilirim Yakup Bey. Beyler, peki ya sizler diyesiniz? İçinizden biri de çıkıp Osman Bey böyle bir şey yapmaz diyemedi mi? Ha? Diyesiniz hele diyemedi mi? Şüpheye düşersiniz. Kafanız karışır. Ama merak etmeyin. O karışıklıkların hepsini gidereceğim. Altlar, kapatın kapıları. Yapacağımı bilmiyorum Hamza. Buradan hemen gitmemiz lazım. Yürü! Onur, ne yapıyorsun? Düşüneceksin ha! Evet, düşüneceğim. Yürü. Bırak beni! Haydi, yürü! Bırak. Ne olur orada? Ha? Bırakıyorum, bırak! Bin! Haydi! Burhan? Hiçbirinizi dinlemeyeceğim, haydi! Ederim çocuk. Ana. Olafı'yı götürün. Orhan! Orhan! Orhan durasın! Gayrı bitti. Gayrı hiçbirinizi dinlemeyeceğim. Bunu etmeyecektin Orhan. Atlar! Atlara! Ne? Ana! Orhan! Orhan! Öldüreceğim seni Orhan! Orhan! Ana! Orhan! Ana! Orhan! Ne ettin sen çocuk? Ne ettin? Ana!
Ahmet'in gidişi gidiş değil. Haydi peşinden gidin, haydi! Allah'ım sen evladım koy. Haydi! 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 Oyunu büyük kurarsın Yakup Bey. Ama herkesin bir oyunu vardır. Ta ki zağlı pusat boyuna gelene dek. Başındaki bela gayrı eskisinden daha çok olacak Osman Bey. Düşmanın biriken onu etmeyesin Osman Bey. Karısı Bey, beni karşına düşman olarak almaya cesaret eder misin? Kapıları kapatmak da ne ola Osman Bey? Sofra kuracağız. Aş yiyeceğiz. Konuşulması gereken ne konu varsa hepsini konuşacağız. Aramızda davetsiz misafirler olsa dahi. Bugün buradaki mesele nihayete erecek. Alplarım sancaksızları almaya gitti. Hele bir onları alıp gelsinler. İşte o vakit göreceğiz. Buyruğu kimden aldılar? Yakup Bey'den mi? Yoksa Osman Bey'den mi? Bu hadsizliğinin bedelini çok ağır ödeyeceksin Osman. Sultanı esir almak ne demekmiş? Göreceksin. Elbet bir bedel olacak. Hele bir sancaksızlar gelsin. O vakit o bedelin ne olduğunu göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Kim bey, kim sultan?